baktığımızda Müslüman ülkelerin, özellikle Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerin önemli bir kısmı otokratik yönetimlere sahip. Bunları kırmaya çalışma dalgası Arap Baharı ile oldu. Ancak kısa zamanda kuşa çevrildiğini görüyoruz. Mısır'da örneğin seçimle iş başına gelen bir ihvan kısa zamanda yerinden edildi. Suriye'de ya da Irak'ta Saddam Hüseyin döneminde otokratik bazı rejimleri söz konusuydu. Türkiye bunların arasında nispeten çok daha iyi konumdaydı. Çünkü Batı'yla Ortadoğu arasında kalmış ama 46 yılından beri çok partili seçimlerle yönetilen bir ülkeydi. Bu nedenle de aşamalı bir biçimde demokrasinin hep ilerlediğini gördük. Ara ara askeri darbeler işte Türkiye'de de zaten insan haklarının aslında sekteye uğramasına neden oldu ki en yoğun insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemlerden biri 80 darbesi sonrasıydı. Biz 30 yıldır insan hakları alanında bir mücadele yürütmeye başladık. Önce sivil toplum, ardından da devlet buna zorlanarak insan hakları alanında çalışmaları yürütüyoruz. Bizim için mesela Türkiye gibi çoğunluğunun Müslümanların oluşturduğu bir ülkenin yapması gereken temelde şu zaten. Biz uzun dönemdir endoktrinden geçmiş bu toplumun insan hakları alanında barış dilini içselleştirecek bir biçimde eğitimliyiz. 95-98 yılından beri özür dilerim insan hakları alanında ders kitapları hazırlandı. Eğitim müfredatına dersler kondu. 2005 yılında bunlar yeniden güncellendi. Son 10 yıldır da gerçekten de ilkokulda, ortaokulda, lisede insan hakları alanında eğitim verildiğini görüyoruz. Bizim bu ders sayısını arttırmamız, daha fazla haklar ve özgürlükleri kendi vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza, özellikle de genç kuşağa benimsetmemiz gerekiyor ki onlar da hesap sorulabilir bir devlet için mücadele etsinler. Çünkü bizim açımızdan devlet bugün kutsal bir yapı değildir. Devlet insanlara hizmet etmekte olan bir araçtır baktığımızda. Bu bakımdan da vatandaşların da bu anlayışla yetişmesi gerekiyor ki hem devletten hesap sorabilsin hem de devlet de kendisini ödevlerden ziyade haklar alanında sorumlu hissetsin. Çünkü bir paradoks vardır. Devletler aynı hem insan haklarını korumak mümkündürler hem de insan hakları ihlallerini gerçekleştirdiler. Bu nedenle de insan hakları ihlallerini gerçekleştiren devletlerin bu ihlallere karşı daha korumacı bir politika yürütmesi için mücadele edecek olan da vatandaşlardır, sivil toplumdur. Bu bakımdan sivil topluma, bizlere, üniversitelere, akademisyenlere çok büyük iş düşüyor. Bizim bu insan haklarını örneğin Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde bir gereklilik olarak görmememiz lazım. Avrupa Birliği'ne üye olsak da olmasak da bizim buna ihtiyacımız var. Neden? Çünkü adil bir örneğin hukuk sistemi sayesinde yabancı şirketler ya da insanlar bu ülkede yatırım yapabileceğini hissederler. Kadın haklarını güçlendirdiğimiz takdirde ki kadın emekçilere son verdiğimiz takdirde kadınlar çok daha fazla ekonomide söz sahibi olabilirler ve üretime katkıda bulunabilirler. Yaşam hakkına siz güvence verdiğiniz takdirde bu insanlar çok daha rahat bir şekilde bu ülkede çalışabilirler. İfade özgürlüğünü siz bu ülkede tam anlamıyla sağladığınız takdirde bu ülkeden beyin göçü olmaz. Üniversiteler çok daha özgür bir biçimde hareket eder. Bu bakımdan biz insan haklarını her ülke içerisinden bakıyoruz. Kendi iyiliği için bu ülkenin geleceği selameti açısından desteklememiz gerekiyor. Yoksa Batı bize ne iyi dayatıyor o önemli değil. Ve şunu da görmemiz lazım. Bunu uluslararası evrensel bir değer olarak görmemiz lazım. İngiltere'de, Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da bunu evrensel değer olarak görüyor. Biz de bunu bir şekilde göreceğiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi herhangi bir ülkenin yapısı değil. Kuruluşundan beri Türkiye'nin üye olduğu Avrupa Konseyi'nin bir parçası örneğin. O nedenle de üst bir yapı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında neyi ihlal edildiğine dikkat edip o benzer ihlallerin gelecekte bu ülkede gerçekleşmemesini sağlamamız gerekiyor. Ve aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'ni örneğin bireysel başvuru yoluyla verilen kararlarını takip edeceğiz, uygulayacağız ki bizim daha demokratik hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülke haline gelelim. Ali Babacan'ın çok sık eski ekonomi bakanımız Hakkı Alem Milletvekili söylediği bir söz vardı. Birinci sınıf bir ekonomi istiyorsanız birinci sınıf bir hukukunuz olacaktır. Hukukun üstünlüğü yani insan haklarında egemen olduğu bir yapıyı koruduğumuz takdirde zaten bizim önümüz açıktır. Geleceğimizde parlak olur.